Bir sonraki soru. Reel sayılarla ilgili pozitif reel sayılar. Şurada bir köklü ifade gördüm. Ben o köklü ifadeyi bir şekilde ondan kurtarmak için bir tam kare şeklinde yazayım. Eksili parantezinde x eksi 1'in karesi eşittir a şeklinde sonuçlandı. Şimdi şunu söyleyeyim. Kökün derecesi, burası problem. Kökün derecesi çiftken içerisinde negatif sayı bulunamaz. Ama yazmışlar negatif bir sayı. Sizler x'lere ne verirseniz verin, çoğunlukla bir değer dışında, burası devamlı negatif kalır. Bunu buradan kurtarma yöntemi, içerisine ancak sıfır yapan bir sayı bulursunuz. X'e bir yazdığınız takdirde kurtarırsınız ama bir yazdığınız zaman bakın baştan beri yazayım neler olacak. Bir yazdığınızda karekökün içerisi sıfırlanır ki siz de kurtarmış olursunuz. Arkadaşlar cevabımız 2 artı 3 yani 5'tir A için. Güzel bir sorudur, çok önemlidir. Evet, başka bir soru. Mutlak değerlerin arasında çarpma varsa onu aynı çatı altında toplayabilirsiniz. X kare eksi 4'ün açılımı 2 kare farkından. Mutlak değerin cevabı 3 ise bu iki türlü yazılıyor. Bir gerçekten 3'e eşittir. Bir de gerçekten eksi 3'e eşittir diyebilirsiniz. Buradan cevabı 7 buldunuz. Buradan cevabı 1 buldunuz. Yalnız cevabı 1'e eşit olan sayılar artı eksi 1'dir de cevabı 7 olan sayıları arkadaşlar bulmakta zorlanıyorsunuz. Kök 7'dir. Kaç tane reel sayı çözümü vardır derseniz 4 tane reel sayı çözümü vardır. Kaç tane tam sayı çözümü vardır derseniz 2 tane tam sayı çözümü vardır. Eksi kök 7 var, eksi 1 var, artı 1 var, artı kök 7 var. Bunun reel sayı çözümleri bunlardır. Tam sayı çözümleri ise dediğim gibi 2 tane çıkacaktı. Şimdi arkadaşlar mutlak değer küçüktür eksi 3. Çözümlere başlamadan önce sağınıza solunuza bir bakmanız lazım. Ben size mutlak değerin en küçük ifadesinin 0 olduğunu ya da bu işin pozitif olduğunu söyledim. 0 eksi 3 olsa çözümünüz boşluk olur. Çünkü hiçbir negatif sayı sıfırdan büyük değildir. Peki böyle olmuş olsa ne olur? Gene boşluk olmuş olur. O zaman arkadaşlar kısaca hiçbir şeyin mutlak değeri eksi 3'ten küçük olamaz. Bu çözümün boşluk olduğunu düşünün. Ben şöyle hatırlatayım. Yani bu bir geometri sorusu olmuş olsa siz şöyle mi diyeceksiniz? AB uzaklığı küçüktür eksi 3. Yani bu saçma bir durumdur. Böyle bir şeyden bahsedilemez, mümkün değildir. Mutlak değerde bir sayı içerisine ne verirsem eksi 3'ten büyük olur. Arkadaşlar ben mutlak değerin en ufak derece ifadesinin bile sıfır olduğunu, bunun eksi 3'ten büyük olduğunu, artı olduğunda da eksi 3'ten büyük olduğunu, yani x'lere her x eleman reel sayı için mutlak değer x artı 1'in kesinlikle eksi 3'ten büyük olacağını söyleyebilirim. Yani x'lere ne verirseniz verin. Cevabınız hep pozitif çıkacağı için ilk tarafta mutlak değeri de eksi 3'ten büyük olacaktır. Bunun çözüm kümesi tüm reel sayılar olmak zorundadır. Şimdi bir eşitsizlik verilmiş. Eşitsizliği sağlamayan. Arkadaşlar madem sağlayan bu, sağlamayan bunların dışında kalanlar. 5'ten büyükler sağlıyorsa 5'e eşit ve 5'ten küçükler de bunu sağlamıyor demektir. Bu eşitsizliği hatırlayın çözüm kümesini eksi 5'ten artı 5 arasına koyuyor idik. Niye bir tane daha yazdım. Ondan sonra şuraya yazacaktım. 2x eksi 3'ü buralara yerleştiriyorduk. O zaman 3 eklersen her tarafa eksi 2 olur, 2x olur ve 8 olur. Sonra 2'ye bölersem her tarafı burası da 4 olur. Yani aradaki tam sayılar veya ne istiyorsa onlar çözülür. Evet, 2x eksi 9 küçük eşit 9 eşitsizliğini yine sağlamayan diyor. Ben bunu başka bir yoldan göstereceğim size. Sağlamayanlar 2x eksi 5 büyüktür 9 isteniyor.
Hatta büyüktüğü 9'u çözelim, uzatalım. Büyüktür 9 isteniyor. Biz bu çözümü yaparken arkadaşlar iki tane yöntemimiz var. Gerçekten 9'dan büyük olanlar sağlarlar bu işi. Bir de simetrik olarak eksi 9'dan küçük olanlar sağlarlar bu işi. O zaman bu tarafı çözüyorum. 2x eksi 5 küçüktür eksi 9 diyorsunuz. Bu tarafı çözüyorum. 9'dan büyük olmalı 2x eksi 5'ler. Attıysanız o tarafa bir de böldüyseniz eksi 2'den küçük olacak bunlar. Bu tarafta da işlemi yaparsanız 7'den büyük olacak. Yani ben bir nevi eksi sonsuzdan eksi 2 arasındayım, birleşim. Bu tarafta da 7 ile artı sonsuz arasındayım. Ama iki çeşit çözüm yaptım. Şimdi ikinci yola geleyim. Arkadaşlar ben ilk eşitsizliği çözeyim. 2x eksi 5 küçük eşit 9'u çözelim. Selim ve çözüm dışındakileri alalım. Çözüm dışında kalanları alalım. Bunun çözümü çünkü daha kolay. Eksi 9 lan 2x eksi 5 artı 9 arasında değişecek. 5 ile toplarsam eksi 4 olacak. 2x 5 ile toplarsam 14 olacak. 2'ye bölersem bu sefer de baktığımda 7 olacak. Şimdi sizden sayı doğrusu üzerinde istediğiniz eksi 2 ve çözdüğünüz bu soru eksi 2 ve 7 arasındakilerde. Ama bir de istemedikleriniz bize soruluyor. İstemedikleriniz bu taraftakilerdir. Bunlar istenen. Bu da istenen. O zaman buradaki istenenler 7'den büyüktür. Çünkü kırmızıda 7 var. Buradaki istenenler eksi 2'den küçüktür. O zaman biraz önceki çözümle aynı çözümü bulmuş olduk. Evet. Bir sonraki soruya bakalım. İfadesini tanımlı yapan x tam sayılarının toplamı. Arkadaşlar derecem 2 iken içerisindeki 6 eksi 1 eksi 2x denilen ifadenin 0'a eşit ve 0'dan büyük olması bu ifadeyi tanımlı yapar. O zaman biraz düzeltirsek 6 eksi 1 eksi 2x gelecek. Ben şu tavsiyemdir size 1 eksi 2x değil de 2x eksi 1 şeklinde bir kere düzeltin. Nedeni neydi? Eksi 5 ile artı 5'in mutlak değerleri aynıysa, x eksi y ile y eksi 2 de aynıysa bunlar da bu şekildedir. Yani niye yazdım bunu şimdi hocam diyebilirsiniz. Bu da budur demek istiyorum. Bir de yerlerini değiştirin arkadaşlar. Küçük eşit 6. Şimdi 6'ya eşit ve 6'dan küçük olanların çözüm kümesini biliyorsunuz. Simetrik yöntemle yapıyorduk. Bir eklerseniz eksi 5 7. 2'ye bölerseniz eksi 5 bölü 2 ve 7 bölü 2 olur. Şimdi sizlere ifadesini tanım yapan x tam sayılarını soruyor. -2,5'tan başlayacaksınız sayı doğrusu üzerinden. Şimdi şöyle eksi 5 bölü 2 yazayım. Şu tarafa da 7 bölü 2 yazayım. Arkadaşlar 7 bölü 2 biliyorsunuz 3,5'tur. O zaman 3, 2, 1, 0, eksi 1 ve eksi 2'ler sizin istenilen tam sayılarınızdır. Evet, güzel bir sorudur. Mutlak değeri ayrı ayrı yazmanız gerektiğini söylüyorum. Bundan sonrası tehlikeli. Arkadaşlarım şurayı bir düzelteyim. Bundan sonrası niye tehlikeli? Şimdi tamam, bunu 15 olarak yazdınız. Hani bunu da düzeltecektik, söylemiştik.
Benim size ilk önce tavsiye edeceğim şey şu olmalı. Paydayı sıfır yapan değer olmayacağı için matematikte lütfen onu önce bir yazın. Bunu yazarsanız rahat etmiş olursunuz. Çünkü paydayı sıfır yapan değerler matematikte sıkıntı yaratır. Şimdi eşitsizliğin her iki tarafı mutlak değer pozitif bir ifade olduğu için eşitsizliğin her iki tarafını pozitif bir sayıyla çarptığım için herhangi bir sıkıntım olmayacaktır. Mutlak içler dışlar çarpımı yapamazsınız arkadaşlar. Eşitsizliklerde içler dışlar çarpımı denmez ona. Her iki tarafa aynı sayıyla çarpmak denir. O zaman çözümümü şuradan devam ettireyim. Hatta tersini de alayım. 15 olsun. O zaman mutlak değer x eksi 1 küçüktür 5 olsun. O 15 3'e bölersen 5 olacak. O zaman bunun çözüm kümesini 5 ile artı 5 arasında, eksi 5'ten artı 5 arasında yazayım. 1 ile toplarsam eksi 4 olur ve x olur ve 6 olur. Bu şekilde de çözümümüz yapmış olduk. Yalnız yukarıdaki x'ler 1 olmayacak demiştik. Yazarken şöyle yazmanız lazım. Eksi 4'ten 6'ya kadar olan yerden çıkartacağım 1'i. Doğru çözümümüz budur. Şurayı şimdilik atalım. Evet, çözümümüz bu. Kaç tam sayı vardır diye genelde sorarlar. Tehlikeli olan şu. Evet, arkadaşlar x eksi 3'ün mutlak değerin dışına çıkabilir. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Hepsi de pozitif olduğu için bu mutlak değerlerden üstleri atıp da kurtarabilirsiniz. O zaman ben x eksi 3'ün mutlak değeri 2'ye eşit ve 2'den büyük buldum. Çözüm kümesini şurada göstermek isterim. 2 ve simetri olan eksi 2. 2'den büyük sayılar bunu sağlar. Bir de eksi 2'den küçük olan sayılar bunu sağlar. O zaman şöyle yazalım. X eksi 3 küçük eşit eksi 2'yi çözerim. Bir de 2'den büyük olacak olan x eksi 3'leri çözerim. O zaman çözümlerimizi hemen görelim. X'ler küçük eşit 1 çıkar topladım. Buradan da öbür tarafa atarsanız x'ler büyük eşit 5 çıkar. Bunların hepsini birleştireceksiniz. Yani eksi sonsuzdan artı 1'e kadar bu yok, bu dahil. Birleşim 5 var. Artı sonsuza kadar giden x değerleridir diyebiliriz. Evet, yeni bir soru geldi. Şimdi bu soruda da çözüm kümelerini soruyor. Hemen x parantezine bir alalım. Çünkü çarpanlar ayırma biliyorsunuz bizim matematiğin bel kemiklerinden birisi. Bu ayrı ayrı yazılacak arkadaşlar. Mutlak x ve mutlak x kare artı 2 şeklinde yazarsanız. Şimdi burada enteresan bir durum var. Bu ifade her türlü pozitiftir. X'e ne verirseniz verin daima sıfırdan büyüktür. O zaman siz neden sıfırdan büyük olan bir yeri mutlak değerli yazasınız ki? Mutlak değersiz yazdım. Madem sıfırdan büyüktür diyorsunuz. Ve eşitsizliklerde arkadaşlar sıfırda eşit olmadığına inandığınız bir sayı varsa hemen eşitsizliğin her tarafını o sayıyla bölebilir, çarpabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ve bir kaldı burası. O zaman bunun çözüm kümesi arkadaşlar eksi 1 ile artı 1 arasında değer alan sayılar olarak bulunur. Evet, yeni bir eşitsizlik sorusuyla karşılaştık. Şimdi eşitsizliklerde tekrar ayrı ayrı yazacağımızı söylemiştik. 2x artı 1 ve x eksi 1 diye yazdık. Küçük eşit 2 geldi. Ben hemen şuraya notumu alıyorum. X'ler 1 olmayacak. Çünkü paydayı 0 yapan değerleri hemen önceden bilmem gerekiyor. Ona göre sonuçları da katmayacağım onu. Her tarafı pozitif olduğu için x eksi 1 ile çarpıyorum. Çünkü x'im zaten bir de 1 olamayacağından dolayı. Bunları çarptığım zaman birincisinden kalan 2x artı 1 ve ikincisinden kalan içeriye dağıtabilirsiniz. Burayı 2x eksi 2 şeklindedir. 2x eksi 2. Buraya niye yazamıyorsam. Peki orayı bir silelim. Şöyle bir daha yazalım. Mutlak değer 2x eksi 2. Tamam.
Bu ifadeyi çözerken arkadaşlar şöyle hemen yapmamız gerekiyor. Her iki tarafın karesini alabilirsiniz. Karesini aldığınız zaman mutlak değerler giriyor. 4x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x artı 1 gelecek. Burası da tekrar 4x kare gelecek. Eksi 8x ve artı 4 gelecek. Şimdi 4x kareleri görüyorsunuz. Buradan götürdük. Bu tarafa da aldığınızı düşünelim 8x'i. O zaman 12x küçük eşit 3 gelecek ki her tarafı bölersen 12'yi, 12 pozitif bir sayı olduğu için yön değişikliği olmayacak. Ben çözüm kümemi bu şekilde bulmuş oldum.